İnternette 3 boyutlu yazıcılarla ilgili araştırma yaparken mutlaka 3 boyutlu yazıcısını yakan ya da 3 boyutlu yazıcısı yüzünden evi yanan insanların fotoğraflarını görmüşsünüzdür. 3 boyutlu yazıcılar bazılarının anlattığı kadar canavarca olmasalar da bazen gerçekten aşırı ısı üretip yangına sebep olma ihtimalleri her zaman var. O yüzden ben 3 boyutlu yazıcımı olabildiğince yanmaya müsait şeylerden uzak tutuyorum. Hatta yanındayken çalıştırıyorum. Yani akşam eve giderken ofiste bunu açık bırakmamaya çalışıyorum. Bazen risk alıyorum ama genellikle yanındayken çalıştırmaya özen gösteriyorum. Önceki videolarımdan bir tanesinde 18 tane upgrade yapıp bu yazıcıyı bayağı kullanışlı, bayağı işlevsel hale getirmiştim. Bu kadar işlevselken akşamları da çalışmasını istiyorum. Çünkü çok sık kullanmaya başladım. Akşamları kullanabilmek için ihtiyacım olan bazı güvenlik önlemleri var. Birincisi, duman ya da yangın çıktığında gücü kesmesi lazım ve anında bana bildirim gelmesi lazım. Hemen evimden ofise gelip söndürmem lazım. İkincisi, istediğim zamanlarda 3 boyutlu yazıcının civarındaki sıcaklığı ve nemi görmem lazım. Aynı zamanda da benim yazıcımın üstünde bir tane mini buzdolabı var. Bir şekilde buzdolabı bozulursa oradan eriyen buzlar, sular 3 boyutlu yazıcıyı ıslatıp bir şekilde kısa devre yapabilir ve bu da yine problemlere sebep olabilir. Bunun için de su kaçağı sensörü kullanacağım. Aynı zamanda bu tip durumlar olduğunda sadece cep telefonuma bildirim gelmesi değil, yazıcının üstündeki bir siren sisteminin de ötmesini istiyorum ki telefona bakmadığım ve ofiste olduğum zamanlarda da bir problem olursa anında haberdar olmak istiyorum. Yine yazıcıya gelen gücü ölçmek istiyorum. Yani yazıcının ne kadar elektrik tükettiğini ölçmek istiyorum. Aynı zamanda da uzaktan yazıcının gücünü tamamen kapatıp açmak istiyorum ve yazıcıyı izlemek istiyorum aynı zamanda. Kafası hareket eden bir kamerayla yazıcı şu an ne yaptı, baskıda bir problem var mı ya da duman ya da yangın sensöründen bir veri geldi ama bir görmek istiyorum. Yani gerçekten bir problem var mı? Onun için de kamera kullanacağım. Kısacası yazıcının ben yokken de çalışabilmesi için gerekli bütün güvenlik önlemlerini alacağım. Bunları nasıl yaptığımı da şimdi anlatacağım. Banggood'dan bunun için yeni ürünler istemiştim. Geldi. Banggood'dan tam olarak bu iş için istediğim ürünler geldi. Şimdi onları açarak videomuza başlayalım. Bu videoyu izlediğine göre 3 boyutlu yazıcılarla ilgilendiğini tahmin ediyorum. Eğer elindeki 3 boyutlu yazıcı ya da piyasadaki 3 boyutlu yazıcılar işini görmüyorsa ve endüstriyel bir iş için ya da çok sağlam malzemelerle yapman gereken projelerin varsa PC ve yeni hizmete sunduğu 3 boyutlu baskı hizmetine göz atabilirsin. Metal, şeffaf malzemeler, çok sağlam malzemeler, esnek malzemeler gibi birçok çeşit var, birçok materyal var. Piyasadaki 3 boyutlu yazıcılarla ve filamentlerle yapamayacağımız şeyler ya da daha büyük malzemeler üretmek için çok güzel hizmetleri var. Yakın zamanda da PCBWay'in 3 boyutlu baskı hizmetini inceleyip test ettiğim bir video yayınlamayı planlıyorum. Bu hizmetin linkini açıklamalar kısmında seninle paylaştım. Merak ediyorsan inceleyebilirsin.
Şimdi bütün sistemi kurdum. Ek olarak bir de üstlere LED ekledim. LED eklememin sebebi hem video çekerken hem de uzaktan takip ederken aydınlık seviyesinin iyi olması için. Normalde 3 boyutlu yazıcının üzerine bir tane koymuştum. O orta halde idare ediyordu ama etraftan aydınlatmak biraz daha güzel çıkarıyor. Gölgeleri daha da azaltıyor. Ayrıca bütün bu sistemleri kullanmak için çoklu prize ihtiyacım vardı. Onu da oraya silikonladığım zaman çok güzel bir şey oldu. Hem derli toplu oldu, kablolar fazla ortalıkta dolaşmıyor. Hem de bütün sistemin elektriğini kesmek istediğim zaman anahtarına basıp hepsini aynı anda kapatabileceğim. Fişleri, prizleri çekmeme gerek kalmayacak. Şimdi sistemin çalışmasına bakalım. Şu anda 3 boyutlu yazıcı çalışıyor. Belki sesi biraz geliyordur. Normalde Ender 3 biraz sessiz sayılabilecek bir yazıcı ama daha da sessiz yapmak için ikinci bir upgrade videosu gelecek. 18 tane upgrade yaptığım videoyu yayınlamıştım. Bayağı beğenen olmuştu. Onun ikincisi gelecek. Yine 10 küsur upgrade yapacağım. Çok çılgın şeyler ekleyeceğim. O yüzden gelecekteki bu tip içerikleri kaçırmak istemiyorsan kanala abone olup zil ikonuna tıklayabilirsin. Şimdi sistemin çalışmasına cep telefonundan bakalım. Telefonumun ekran kaydını açtım. Tuya Smart uygulamasını kullanıyordum ben zaten. Ofisin otomasyonu için. Ofisin sıcaklığını ve nemini ölçüyordum. Hareket sensörleri vardı. Kapının üzerinde titreşim sensörleri vardı. RGB ışık vardı. Odanın aydınlatması vardı. Anahtarlar vardı. Birçok sistem zaten bu sisteme bağlıydı. Ek olarak yeni eklediğim şeylere bakalım. Kameradan başlayalım. Beni en çok heyecanlandıran şey burada kamera oldu. Hem kamerayı şuradaki oklara basarak hareket ettirebiliyorum. Hem çift taraflı konuşabiliyorum. Yani ofiste ben yokken ofisteki birisiyle normal telefonla konuşuyormuş gibi internet üzerinden konuşabilirim. Ya da tek taraflı ses ya da siren gibi böyle alarm gibi seslerde iletebiliyorum. Onları çok kullanacağımı sanmıyorum ama bu görüntüyü kullanacağım. Şimdi mesela burada bir bakalım. Ofisin nemine, daha doğrusu 3 boyutlu yazıcının nemine ve sıcaklığına buradan bakabiliyorum. 26 dereceymiş ve %21 nem varmış. Aynı zamanda bunu birazdan Tuya Smart uygulamasından da göreceğim. Şöyle bir yazıcının üzerinde ne kadar kaldığını da görmek istiyorum. Şöyle bakalım. Bayağı okunuyor. Hatta şöyle bir telefonun ekranını da tam ekran yaparsam. Aynen şu an bayağı okunuyor. Buradaki bütün detayları rahatlıkla görebiliyorum. Şöyle tekrar geri gelelim. Kayıt tuşuna bastığım zaman da kameranın içerisindeki SD karta kayıt alabiliyorum. İstersem telefona da kayıt alabiliyorum. Bunun gibi bayağı özellik var. Hatta şurada şey özellikleri de var. İnsan algılama, hareket takip etme, ses tespiti gibi özellikler var. Mesela bebeği olanlar için bebek ağladığında bildirim gelebilir. Bunun gibi şeyler yapılabiliyor. Kamera gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi kameradan çıkalım. Şu kaydı da durdurayım. Şöyle geri geliyorum. Tuya Smart uygulamasının üstünde zaten böyle bulunduğumuz şehrin sıcaklık değerleri gibi şeyleri veriyor. Burası 27 dereceymiş, %13.4. Nem varmış ve dış hava basıncı gibi bilgileri zaten kendisi internet üzerinden alıp gösteriyor. Yeni eklediğim ekipmanlar kamera, duman sensörü. Duman sensörünün menüsüne giriyorum, bakıyorum. Şu an herhangi bir duman algılama yok. Şimdi duman sensörünü ben şöyle kullanacağım. Hem kendisi alarm olarak ötüp buradaki insanları uyarabilecek, hem cep telefonuma bildirim gelecek, hem de akıllı prizi birazdan göstereceğim. BlissWatch'un akıllı prizini kapatacak. O priz de nereye bağlı? 3 boyutlu yazıcıya bağlı. 3 boyutlu yazıcıyı otomatik olarak gücü kesecek. Yani bir şekilde MOSFET'lerden duman çıkabilir. Bir şekilde yangın tehlikesi olabilir. Bunu algıladığı an bütün sistemi kapatacak ve belki de bütün ofisin yanmasını engelleyecek. Geri geliyorum. Burada çok bir atraksiyon yok. 3D priz. 3D prize giriyorum. 3D prizde şimdi bu butona basarsam tabii yazıcı çalıştığı için yazıcıyı durdurur. Ona basmayalım. Timer var. O timer'a geldiğimde 1 dakika sonra açıl, 1 dakika sonra kapan gibi şeyler yapabiliyoruz. Ya da 10 dakika çalış, 10 dakika kapan, 20 dakika çalış, 5 dakika kapan gibi şeyler yapabiliyoruz. Şuradaki counter'a geldiğimde de 5 dakikadan geriye sayarak kapatabiliyor. Bu tip şeyler yapabiliyoruz. Ama benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ve bazı cihazlarda bunlar yok, bazı akıllı prizlerde. Güç tüketimini gösteriyor. Şu an 114 watt güç tüketiyormuş 3 boyutlu yazı. Yani bir baskıyı aldıktan sonra bu baskının bana elektrik olarak maliyeti nedir? Bunu öğrenebileceğim. Filament maliyetini zaten Kura gibi yazılımlar hesaplayabiliyordu. Yani toplam maliyetini buradan hesaplayabileceğim. Şöyle baktığımız zaman burada bir grafik falan da gösteriyor. Prizin kaç volt olduğunu gösteriyor. Ne kadar amper akım çekildiğini de gösteriyor. Yine burada biraz önce dediğim gibi herhangi bir sensörle de bunu etkileştirebiliyoruz. Yine sıcaklık ve nem sensöründe de diyeceğim ki sıcaklık 35 dereceyi aşarsa bana uyarı ver, 40 dereceyi aşarsa sistemi kapat gibi şeyler de ekleyeceğim. Şimdi su kaçağı sensörü aldım. Neden? Çünkü 3 boyutlu yazıcıyı koydum. Dolap aslında buzdolabı dolabı. Ben oraya büyük buzdolabı koymadım. Mini buzdolabı koydum. Altına da bir tane raf yaptım. 3 boyutlu yazıcı için yer ayarlamıştım. Eğer bir şekilde buzdolabı bozulursa ve içindeki buzlar eriyip 3 boyutlu yazıcının altına giderse ki anakartı yakıp yine yangın çıkarabilir ya da bozabilir.
Hemen sistem gücü kesecek ve bana bilgi verecek. Ben de yakınlardaysam ya da ofise yakın birileri varsa gidip müdahale etmesini söyleyeceğim. Bir sonraki sensörümüz sıcaklık ve nem sensörü. Ben de bu sıcaklık ve nem sensörünün ekransız olanı vardı ama 3 boyutlu yazıcının kapağını açtığımda anlık olarak içeride ne olup bittiğini görmek istediğim için ekranlısını aldım. Aynı zamanda da Zigbee uyumlu olduğu için hemen internet üzerinden de görebiliyorum ve burada yine o akıllı ayarlarımı yapabiliyorum. Anahtar daha önceden vardı, dolap titreşimi daha önceden vardı, akıllı lamba, hareket sensörü, iç kapı, dış kapı titreşim ve Office Gateway bunların hepsi yine önceden vardı. Son eklediklerim şunlar. Şu 5 tane cihazı yeni ekledim ve 3 boyutlu yazıcı için kullanacağım. Şimdi konuyu şöyle bir toparlayalım. 3 boyutlu yazıcıların yangın çıkarması, evi yakması gibi seçenekler böyle çok olası şeyler değil. Yani her gün başımıza gelen şeyler değil ama ben bu konularda bayağı hassasım. Mesela hiçbir pili metal olmayan bir kutuda ya da yanmaz bir paket olmadan taşımam. Piller bana göre çok tehlikelidir. Ya da cep telefonu şarj ederken prizin yakınlarında bez, kumaş ya da kağıt gibi şeyler bulunmamasına özen gösteririm. O adaptör yanabilir ya da cep telefonu patlayabilir. Markası ne olursa olsun. Bu tip şeylere ben çok dikkat ederim. Eğer sen de bu tip konularda hassassan ve internette gördüğün 3 boyutlu yazıcı yanmış ya da evi yakmış gibi görüntüler hoşuna gitmiyorsa sen de bazı basit önlemler alarak istenmeyen bazı durumların oluşmasından kaçınabilirsin. Şimdi bu sisteme ileride eklemek istediğim şeylerden bahsedeyim. Şu an uzaktan izleyebiliyorum, uzaktan yazıcımı açıp kapatabiliyorum ama uzaktan baskıyı başlatamıyorum. Uzaktan baskıyı başlatmak için 3 boyutlu yazıcıma akıllı bir sistem daha ekleyeceğim. Bu ayrı bir video olacak. Octopi tarzında şeyler ekleyeceğim. Bu ayrı bir video olacak. Diğer bir yapmak istediğim videoda bu 18 upgrade videosuna benzeyen yeni upgrade'ler. Yine birçok upgrade yapacağım. Yazıcının sesini azaltacağım, anakartını değiştireceğim, daha da sağlamlaştıracağım, daha hızlı baskı almak için ekstrudörünü değiştireceğim, hotendini, hepsini, her şeyi değiştireceğim neredeyse. Bu tip videolarda gelecek. Yine yapmayı planladığım 3 boyutlu yazıcılardan çıktı aldıktan sonra çıktı sonrası zımparalama, vernikleme, boyama gibi baskıyı daha da güzelleştiren, profesyonel gösteren teknikleri anlatacağım. Başka bir video yapmayı da planlıyorum. Yani anlayacağınız bol bol 3 boyutlu yazıcı videosu gelmeye devam edecek. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Videoyu beğendiysen ve faydalı bulduysan beğenip yorum yapıp arkadaşlarına paylaşabilirsin. Kanala abone olabilirsin. Bildirimleri açabilirsin. Ya da katıl butonundan kanalıma destek olabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın. Hoşça kal.